Müşrikler mesela gelince Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki bu Allah'ın nesebi nedir? Nesep müptelası onlar, yani soy sop, ona önem veriyorlar. Efendimiz'e Allah'ın nesebini sorduklarında bu sure iniyor. Bir de bu surenin Kur'an'ın 1/3'üne denk olduğunu Peygamber Efendimiz ifade etmiştir. Hatta sizden birisi Kur'an'ı bir gecede hatmetmeye güç yetirebilir mi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ashab-ı kiram buna kim güç yetirebilir ki dediğinde, İhlas Suresini bir insan, bir Müslüman 3 defa okuduğunda bu Kur'an'a denktir diye bab bakımında da çok büyük bir anlamının olduğunu Peygamber Efendimiz ifade ediyor. İhlas Suresi ve o bütün sureler aslında bizde doğru bir marifetullah bilinci inşa etmek istiyor. Doğru bildiğiniz zaman doğru inanırsınız, doğru inandığınızda da doğru yaşarsınız. Yani Allah'ın varlığını bir an gerçekten tabiat üzerinde, kendi üzerinizde, düşüncenizde varlığını en derinden hissetmeniz, üzerine güneşin doğduğu her şeyden, dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Bugün duydum ki İhlas Suresini şerh edecekmişsiniz. Evet. Ben dedim ki yahu İhlas Suresi bana bir şey söylesin. Evet. Dayanamadım, buraya geldim. Eyvallah, hoş geldiniz, safa getirdiniz. Teşekkür. Hocam böyle kendimi de farklı hissediyorum. İlk defa size konuk alacağım. Eyvallah. Buyurun. Evet. İhlas Suresi bana ne söyler hocam? Evet. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin faziletiyle ilgili pek çok hadis ifade etmiş. Pek çok hadis var Efendimiz'den gelen. Peygamberimiz bu sureyi okuyan ve elbette ki okumaktan maksat daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi sadece dil ile bir terennüm, bir telaffuz değil, aynı zamanda surenin muhtevasını düşünmek ve oradaki duygu anaforlarının içerisine girmek ve onların gereğini neyse Allah'ın emir ve yasakları hayatta bizatihi fiili bir şekilde tatbik etmek. Peygamber Efendimiz bu sureyi okuyan kimselere pek çok müjdeyi bildirmiştir, pek çok müjdenin olduğunu, uhrevi bir pek çok nimetin olduğunu bildirmiştir. Bir de bu surenin Kur'an'ın 1/3'üne denk olduğunu Peygamber Efendimiz ifade etmiştir. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerini 3 ana kategoride ele alabiliriz. Kur'an ayetlerinin bir kısmı inanç ile ilgili, itikat ile ilgili, bir kısmı ibadet ve muamelat ile ilgili, bir kısmı da ahlak ile ilgili. Bu açıdan bakıldığında topyekun bir şekilde Kur'an'ın ayetleri 3 kısımda değerlendirilebilir. İhlas Suresi de inanç ile ilgili tevhidin özünü ifade ettiği için, yani Kur'an'ın itikada ilişkin ayetlerinin o 1/3 kısmına tekabül ettiği için Kur'an'ın 1/3 değerindedir denmiş. Efendimiz bunu bu şekilde ifade etmiş. Biz bunlara fedailus suver diyoruz. Kur'an'daki surelerin faziletleriyle ilgili olarak Peygamber Efendimizin teşvikleridir bunlar. Hatta sizden birisi Kur'an'ı bir gecede hatmetmeye güç yetirebilir mi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ashab-ı kiram buna kim güç yetirebilir ki dediğinde, İhlas Suresini bir insan, bir Müslüman 3 defa okuduğunda bu Kur'an'a denktir diye Peygamber Efendimiz, yani İhlas Suresinin Kur'an'ın 1/3 olmasının sadece Kur'an'ın konularından, 3 ana konusundan birisini ihtiva etmesinden dolayı değil, aynı zamanda sevap bakımından, yani o ihtiva ettiği yüksek mana bakımından, sevap bakımında da çok büyük bir anlamının olduğunu Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Şimdi şunu söylememiz çok gerekiyor. Çok özür dilerim. Buradan devam edelim ama mesela bir vefat haberi duyduğumuzda ya da bir vefat eden birini yad ettiğimizde 3 İhlas 1 Fatiha okuruz. Evet. Bu da zannediyorum yüksek sevaba denk düşen tabii, bir tarafı var. 1 Fatiha, 3 İhlas okunabilir. Çünkü Fatiha suresi Kur'an'ın özüdür diyor Peygamber Efendimiz. Ummul kitap olarak ifade ediyor. İhlas suresinde aynı şekilde, hatta Kafirun suresinin de Kur'an'ın 1/4'üne denk olduğunu sevap bakımından, kıraat sevabı bakımından ifade ediyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Elbette ki anlamak önemli, hissetmek önemli, gereğiyle amel etmek önemli. Fakat Kur'an'ın bizatihi okunması da ibadet. Niçin ibadet? Çünkü Kur'an tilavetiyle taabut edilen bir kitap. Yani Kur'an'ı biz tanımlarken diyoruz ki işte Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah'ın Peygamber Efendimiz'e vahyettiği, Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle biten, sadırlarda mahfuz, satırlarda mektup bir şekilde bize tevatüren, yani yalan üzere birleşmeleri imkansız bir topluluk tarafından nakledilen Arapça mucize Allah kelamıdır. Biz bu tanımın unsurlarından birisini de ekliyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ın bizatihi okunuşu ibadettir. Yani bir insan iyi niyetle, ihlas ile, samimiyetle Kur'an'ı okuduğunda bu da bizatihi sevaptır. Fatiha suresi böyledir, Kafirun suresi böyledir, İhlas suresi böyledir. Bu surenin önemi de, bir bakıma önemi de şöyle ifade edilebilir. Bir defa marifetullah dediğimiz bir şey var. Yani Allah'ı bizim bilmemiz gerekiyor ama Allah'ı bizim doğru bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Tarih boyunca Allah fikrinden, Tanrı fikrinden bir yaratıcı ve kutsal varlık fikrinden azade olan salt ateist bir toplum neredeyse yok gibi. Peygamberlerin geldiği toplumlarda bile salt ateist bir topluma rastlamak mümkün değil veya çok nadir. Mesela Ashab-ı Kariye'ye, Yasin suresinde anlatılan Habibun Neccar'ın kavmine elçiler geldiğinde onlar "Mâ enzeler rahmenu min şeyin" demişlerdi. Rahman bir şey indirmemiştir. Yani aslında Allah'a inanıyorlar fakat Allah'ın bir elçi aracılığıyla kendi zatından bahsetmesini, emir ve yasaklar göndermesini makul görmüyorlardı. Hatta Mülk suresinde insanlar cehenneme girdiğinde cehennemde bir takım melekler olacakmış ve onlara "Kulleme ulkiye fiha fevcun se'elehum hazanetuha elem ye'tikum nezir" soracaklarmış elçiler, cehennemdeki melekler o gelen, cehenneme giren insanlara, size hiç elçiler gelmedi mi? Nasıl böyle cehenneme giriyorsunuz? "Kalu bela kad ca'ena nezirun fekezzebna ma nezzelallahu min şeyin fekezzebna ve kulna ma nezzelallahu min şeyin." Evet, biz onları yalanladık, bize elçiler geldi fakat biz Allah bir şey indirmemiştir dedik. Aslında bütün toplumlar Allah'ı biliyorlar fakat doğru bilmiyorlar. İşte vahyin en genelde amacı, Kur'an'da Allah'ı anlatan Ayetel Kürsi gibi, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Allah diridir, Allah asla ölmez ve Allah yarattıklarını yönetendir ve sonrasındaki ifadeler. Ya da Haşr suresinin "Huvallahullezî" diye başlayan ifadeler. Yani o Allah ki, la ilahe illa hu, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade, görüneni de görünmeyeni de bilir şeklindeki ifadeler. Aslında şunu hedefliyor Allah. Genelde Kur'an'ın bütün ayetleri, özelde de İhlas suresi, insanın fıtratındaki Allah tasavvurunun, Tanrı tasavvurunun hakikatle örtüşmesini, ona tekabül etmesini sağlamak istiyor. Onun için de müşrikler mesela gelince Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki bu Allah'ın nesebi nedir? Nesep müptelası onlar, yani soy sop, ona önem veriyorlar. Zihinlerinde de Allah'ı insan biçimci bir şekilde tanıdıkları için, anladıkları için Efendimiz'e Allah'ın nesebini sorduklarında bu sure iniyor. Ve Allah kendisini belki 3 ayette en net şekilde tanımlıyor ve tarif ediyor. Buyuruyor ki "Kul, de ki onlara", yani Allah'ı böyle bir zayıf varlık gibi düşünen, yetkin ve yetersiz bir mevcut olarak hayal eden bu kimselere de ki Allah birdir. "Kul, de ki huvallahu ahad", Allah tektir. Şu halde ikincisi olan Rab olamaz. Kendisinden bir tane daha olan bir şeyin ilah olmasına imkan yok. Neye tapıyorsun? İneğe. Neye tapıyorsun? Güneşe. Neye tapıyorsun? Yıldıza. Bunun ilah olmasının imkan ve ihtimali yok. Peki bir şeyin tek olmasıyla bir şeyin tapılacak mabut olması arasındaki ilişkiyi biz nasıl kuruyoruz? Aslında bu ilişki insanın etrafını izlediğinde, şu varlık sahasına baktığında, gerçekten ibret nazarıyla baktığında kainattaki muhteşem düzen, muhteşem ritim, insicam, intizam, akış, o ahenk, o harmoni bize bir şey söylüyor. Bu düzen ancak tek bir düzenleyicinin varlığı ile açıklanabilir. Kur'an'da bu hakikati ifade ederken diyor ki "Lev kâne fîhime âlihetun illallâhu lefesedete." Eğer bu kainatta Allah'ın dışında başka ilahlar olsaydı bu düzen olmazdı. Felsefeciler Allah'ın varlığını temellendirirken düzen delili dedikleri bu delil üzerinden hareket ediyorlar. Yani siz hücrenin içerisine de girseniz, uzaylara, gök adalara da gitseniz muhteşem bir kanunlar silsilesi görüyorsunuz. Ve burada varlığın en küçük parçasıyla en büyük parçası arasında muhteşem bir korelasyon, muhteşem bir sebep-sonuç ilişkisi görüyorsunuz. Bunu bu şekilde fark ettiğimiz zaman "Kul huvallahu ahad" demek "La ilahe illallah" demektir. Allah'tan başka ilah yok. Peki sonrasında şöyle bir soru gelebilir akla. Peki bu Allah ne yer, ne içer, ne yapar? Bir şeye muhtaç mıdır? Allah hemen insanın zihnindeki ikinci soruyu cevaplıyor aslında. Allahu Samet, Allah Samet'tir. Yani Samet ifadesini tanımlarken Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan bir ifade var. Deniliyor ki, El-Mustagni an kulli şeyin vel-muhtacu ileyhi kullu şeyin. Samet demek şu demektir, her şeyden münezzeh olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık demektir. Samet demek bu demektir. Şimdi kulluk, insanın kulluğunu anlattığı bir ayet var Allah'ın Kur'an'da Zariyat Suresi'nde. Buyuruyor ki, o meşhur ayet, ben insanları ve cinleri sadece ama sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayet şöyle devam ediyor. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ben onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاكُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Allah'ın kendisi zaten rezzaktır. Allah'ın kendisi zaten metin olan, güçlü olan, kudretli olandır. Allah Samet'tir. Şimdi bunun için önemli biliyor musunuz? İhlas Suresini anlamak için önemli. İhlas Suresinde Mevla bize ne söyler? Bunu iliklerimize kadar zerk etmek için önemli. Çünkü doğru tanımadan doğru inanamazsınız. Doğru inanamadan da doğru bir şekilde emirleri yerine getiremezsiniz, kulluğunuzu icra edemezsiniz. Eskiler onun için demiştir ki, şemmetun min marifetillahi hayrun mined dunya ve ma fiha. Böyle bir koklamlık, bir nefeslik, marifetullah, yani Allah'ın varlığını bir an gerçekten tabiat üzerinde, kendi üzerinizde, düşüncenizde varlığını en derinden hissetmeniz, üzerine güneşin doğduğu her şeyden, dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Bu sure Marifetullah suresidir. Allah Samet'tir. Bütün varlık ona muhtaç olduğu halde hiçbir varlığa muhtaç olmayandır Allah. Hani Süleyman Çelebi Hazretleri diyor ya, ol dedi bir kerre var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem hemen. Allah Samet'tir onun için. Sonraki ayette de buyuruyor ki lem yelit ve lem yulet. Lem yelit demek hem doğurmadı demek hem de çocuk edinmedi demek. Bu açıdan bakılırsa hem baba olmadı hem de doğurmadığı için bir anne olmadı ve bir anne Rab olamaz demek. Lem yelit ifadesinde iki tane mana var. Bir boyutuyla Hristiyanların ekanimi sarase dediğimiz ya da işte üçleme trinity dediğimiz baba, oğul ve kutsal ruh ile ilgili o tasavvurlarını yerle yeksan eden ve batıllığını ortaya koyan bir yaklaşım var orada, bir ifade var. Allah baba değildir. Şu halde baba, oğul, kutsal ruhtaki baba olamaz Allah. Ve Allah doğuran da olamaz, Meryem Rab olamaz. Kıyamet günü Allah Hazreti İsa'ya soracakmış. Çünkü biz şahitlere de, gönderilenlere de, yani peygamberlere de, kendilerine elçi gönderilenlere de, yani ümmetlere de soracağız diyor. Soracakmış. E ente kulte linnâsi ittehizûni ve ummiye ilâheyni min dûnillah. Sen mi dedin bunlara Allah'ı bırakın da bana ve anama tapın diye, sen mi dedin? Allah bunu soracakmış. Hazreti İsa şaşıracakmış. Ya Rabbi ben bunu söylemişsem sen bunu bilirsin. Ben böyle bir şey söylemedim, söylemem diyecekmiş. Ve onların görüşlerinin batıllığını, itikatlarının yanlışlığını kendisine iman ettikleri peygamberleri aracılığıyla Allah onların yüzüne vuracak. Hazreti Meryem Rab olamaz. Allah üçlemedeki üçün üçüncüsü olamaz. İnnallâhe thâlithu thelâfe. Allah üçün üçüncüsüdür diyen Hristiyanların inancı doğru olamaz. Velem yulet, doğmuş da olamaz Allah. Şu halde İsa'ya da tapamazsın, İsa'ya Rab diyemezsin. Şimdi gerçekten şu çıkıyor ortaya, doğru bir tahrif edilmemiş, bozulmamış bir vahiy ile beslenmiyor ise inancınız ve bir peygamberin ortaya koyduğu metodolojiyle, izahlarla, sünnet ile yani müeyyet değil ise inancınız, bozulmaya, çürümeye, tahrif olmaya mahkum ve mecburdur. İşte bakın, sahih bir kitapları olduğu halde, bir peygamberleri olduğu halde Hristiyanların içerisine düştüğü durum budur. Yahudiler de farklı değildir. Onlar da Üzeyr Allah'ın oğlu dediler diye Kur'an-ı Kerim onları da açık bir şekilde tenkit ediyor. Bir de burada bir incelik var. Mesela Hz. İsa ve Hz. Meryem'den bahsederken Kur'an, "Mel Mesih ibn Meryem illa rasul kad halet min kablihi rusul." Hz. İsa da önceki peygamberler gibi bir peygamberdi. Doğdu, yaşadı ve Allah'ın huzuruna intikal etti. Ve ummuhu sıddika, çok önemli bir ifade söylüyor. Annesi de sıddika bir hanımefendiydi. Kana ye'kulanit ta'am. Yemek yiyorlardı diyor. Yani yemek yiyen, yemediğinde ölecek olan birisi nasıl Rab olabilir? Allah dediğin samettir. Allah doğmamıştır. Allah doğurmamıştır. Allah bir anne ve babadan doğmamıştır. Ve Allah'ın baba olması demek de bir takım şehvetlere, dileklere, isteklere, hevayü hevese, arzulara sahip olması demek, bir arzuya sahip olmak demek de bir ilaha isnat edilecek en büyük zafiyettir. İhlas Suresi bunu da reddediyor. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ve Allah'ın eşi, emsali, benzeri, dengi, bir misli olamaz. Allah dediğin eşsiz, emsalsiz olur. Yani Allah dediğin vacibül vücuttur. Allah dediğin bütün varlığın kaynağı, çıkış noktası ama kendisine bir nesep tayin edilemeyen, kendisinin öncesinde bir varlık hayal edilemeyen, eğer kendisi yok kabul edilirse bu varlığı anlamlandıramayacağımız vacibül vücuttur Allah. Şimdi İhlas Suresi bize ne söyler? İhlas Suresi her okuduğumuzda gerçekten belki kulluğumuz mesela çok sık konuşuruz. Allah'ın bizim kıldığımız namaza ihtiyacım var. Tuttuğumuz oruca ihtiyacım var. Allah ganiyun anil alemindir yani alemlere müstahnidir. İhlas Suresi ve okuduğumuz buradaki değerlendirdiğimiz günlerdir değerlendirdiğimiz bütün sureler aslında bizde doğru bir marifetullah bilinci inşa etmek istiyor. Doğru bildiğiniz zaman doğru inanırsınız, doğru inandığınızda da doğru yaşarsınız. Cahiliye devrinde cinlerle Allah arasında bir nesep bağlantısı kurmuşlar. Başka milletler kurmuş bunu. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseben diyor ayette. Yani hatta şöyle bir şey mesela eski bir takım sapık inançlarda Yezdan ve Ehriman denilen iki inanç vardı. Dualite dediğimiz şey. Ehriman şeytan, Yezdan Allah. Allah ile şeytanın aslında işin evveliyatında birer kardeş oldukları, bir meseleden dolayı anlaşmazlığa düştükleri ve birbirleriyle savaş halinde olduklarına inanacak kadar insanlar vahiyden koptuğunda bu noktaya düşmüşlerdir. Değer yargıları tepetaklak olmuştur. Onun için inşallah bu İhlas Suresi bize doğru bir marifetullah vermeli, Allah'ı doğru bilebilmeyi, doğru inanabilmeyi ve gerçekten işte doğduk, işte yaşıyoruz, ölüvereceğiz. Şu kısacık dünya hayatında kulluk sorumluluklarımızı rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmeyi Allah bizlere nasip ve müyesser eylesin. Teşekkür ediyorum. Anlatırken şu geldi. Gerek namazlarda gerek günlük hayatımızda çok kullandığımız bir sure ama nasıl büyük bir surenin arka planına sahip değilmişiz. Evet. Onu öğrendim bugün. Belki 2 saatlik üzerinde konuşulabilir her cümle, her ifade açılarak ama kısa zamanda kifayeti müzakere olmuş olsun. Eyvallah. Hocam 2 saat konuşursanız al. Teşekkür ediyoruz.